herkes eşit seviyede katın almıştır. Sadece kamunun özel işte okul gibi, askeriye gibi var olan yerlerin haricinde müsamaha gösterilmemiştir. Bu da yine bizden önceki süreçlerde de başlatılmış, bizler tarafından da sıkı bir politikayla uygulanmış şey. Evet. Buralarda yeni bizim pestil köme fabrikamız, biraz önce bahsettiğimiz, tabii 4. ayda evet, faaliyete gireceğiz. Ha, güzel olan yanlardan birisi de şu, buralar atıl bir pozisyondaydı. Ya bunların bir düzene, bir temizliğe oturtturulmasına vesile olmaya çalışıyoruz. Şöyle. Başlar içeri girmez burada. Ya, girer girer, yok bir saniye. Tabii 4. ayda faaliyete girecek burası, evet, da. Bakın biz bunlar yerine arsayı satar, işte bir şey satar, ticaretle yapardık ama biz o mantıkla bakmıyoruz. Şu bina ne? O da hayırseverler tarafından 2017 ya da 18 yılında yaptırılmış olan İmam Hatip Ortaokulumuz. Bu da 2019 yılında hemen yanındaki, 2019 yılında yapımına başlanan, 2021 yılında teslim ettiğimiz konutlarımız. Evet. Konut ihtiyacı giderilsin diye. Maşallah. İnelim isterseniz. Başladık mı? Heh. Burası da bizim Demirözü Belediyesi ve SOGEP ve KUDAKA gibi kalkınma ajanslarıyla kurmuş olduğumuz pestil köme üretim tesisimiz. Evet. Halk tabiriyle fabrika. Burası da bizim fabrikamız. Fabrikamız. Şu anki pozisyonu sebebi şu, 4. ayda biliyorsunuz Demirözü'ne doğalgaz geldiği için önceden doğalgaz yoktu. Kömür sistemli diye başlamıştık ama doğalgaz geldiği için bir yıl askıya alma durumumuz söz konusu oldu. Allah nasip ederse 4. ayın 10'unda 15'inde burada Gümüşhane'de var olan 160 tane pestil köme tesisi var. Evet. Gümüşhane nere? Bizim hemen yakınımız. Bayburt'ta kaç tane var? Yeni açılmış olan küçük çaplı bir işletme var. Onun haricinde hiç yok. Neden bizde olmasın? Neden olmasın? Biz de bu niyetle geldik ve başladık. İsmini de söylüyorum. Bayburt Kale Pestil olacak. Gümüşhane Kaleli bir abimizle beraber bu işletmeyi götüreceğiz. Kalenin kalesi, Bayburt'un da Bayburt'unu koyacağız. Bayburt Kale olmuş olacak. Bağlantılarınız da var başkan. Evet, şimdi çok güzel. Neden kaleyle bu işin de uzlaşısına girdik? Kale firmasının danışmanı, aynı zamanda Yıldız Holding'in patronu olan Murat Yıldız, Ülker grubu var ya, meşhur Ülker grubu. Ülker grubunun danışmanı. Burada Allah nasip ederse Ülker'e çikolatalı pestil üretilecek. Yani sadece pestil olarak kalmayı planlamıyoruz. Sadece köme olarak kalmayı planlamıyoruz. Evet. Bizim Gümüşhane'deki pestil kömeden farkımızın olması lazım. Hani çocukken derdik ya, bu miniş derdik de jelibon, şimdi modernleşti jelibon. Biz burada jelibon pestil üretmeyi planlıyoruz. Yani o miniş dediğimiz bizim, evet, çocukluğumuzun minişi, tamam mı? Şimdinin jelibonu. Evet. Jelibon pestil üretmeyi planlıyoruz. Gözlemlediğiniz gibi bu makineler, evet, burada işte pestilin kaynatılacağı, yani elemente hazır. Tabii. Tesis hazır. Tesis sadece doğalgaz dönüşümünü tamamlayacak, faaliyete girecek. Tabii. Onu bekliyoruz. Bir iki ufak eksikliği var. Soğuk hava deposuna kadar yapıldı. Evet. İşte yan tarafımız fırın olacak. İşte fırının giydirilmesi lazım ama kış sezonu erken başladığı için, evet, ufak tefek aksaklıklar yaşadık. Evet. Bu işte paketlemeyi sağlayacak olan makinemiz. Evet. Ha, Bahattin Bey, bunların hepsinden önemlisi şu, bu işler bugün parayla yapılabilecek işler değil. Evet. Paranın çok üzerine çıktı. Yani biz burayı 1,5-2 milyon liralara kurduk. Şu, evet, an hurdası 2 milyon bu işin. Evet. Tamam mı? Yani zamanında bu işlerin içerisine girdik ve bir cesaret örneği gösterdik. Cesur bir şekilde yaptık. Evet. Bugün tevakkuk oldu. Sizler geldiniz, gezmiş olduk. Allah nasip ederse 5. 6. aylarda biz sizleri daha sık bekliyoruz. Burada kadınların, erkeklerin, abilerin, kardeşlerin neyse ürettiğini göstermeniz göstermek için. Evet. O ürünün İnşallah reklamını için yapmak tabii için sizleri bekleyeceğiz. O süt tesisinde peynirin, aynı, tereyağın o günlere inşallah aynen geleceğiz. Öyle. Tabii hepsinden önemlisi. Seve seve. Şeyde gösterdik ama burada da göstermek durumundayım. Temizlik her şeyin önünde. Evet. Biz burada
hijyenik. Tabii. Yani biz bu kısımda gıda üretim yerleri başta dikkatli olmalı. Evet. Bakın bu az önce gezdiğimiz fabrikasyon kısım, hiçbir işçi oraya direkt giremiyor. Evet. Direkt buraya geliyor, temizliğini burada yapacak. Yaptıktan sonra gidip geçiş. Tabii. Evet. Hepsinden önemli. Yani burası temizlik mutfak bölümü, lavabo bölümü. Aynen öyle. Hani evet. Saydım ya 160 tane dedim. Gümüşhane'de 160 tane böyle bir tesis var. Evet. İrili ufaklı, amatör, profesyonel diye. Hiçbirinde bu sistemi de kolay kolay bulamazsınız. İstisna bir iki tane çıkar. Yani lezzet çok çok önemli olacak. Tabii herkes damak tadını seviyor. Ama evet, benim için birinci prensip temizlik. O temizliği de başarmış olacağız. Burası da bizim pestil fabrikamız. Başkan işte. Dediğim gibi demirözü kabuğunu kırmış. Evet. Kabuğunu kırmış. Bu demiş önce insanlar hayal eder. Hayalden sonra ağır ağır gerçekleşmeler başlar hayal evet. ettiğini. Bizimkisi hayali aşmış. Evet. Gerçekleşmeler başlamış. Evet. Son evresindeyiz. Son evresindeyiz. Sadece yani yağ tamamlandı. Bir yıl sonra biz ekmeğini yemeye başlarız. Ben çok iddialıyım. 5. aydan sonra burada başlayacağız. Evet, meşhur Bayburt pestili diye tanıtımını, reklamlarını beraberce yapmak siz kıymetli güzel. Basın mensuplarımızla birlikte başkan, bizlere de nasip olur. Ben bütün Bayburtlar adına gerçekten ben teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Doğru. Bu karşıya baktığımızda da yani çok kat göremiyoruz. Müsaade etmiyoruz. Heh. Arkadaş çok katlı kalacaksan git İstanbul'da kal. Heh. Dubai'de aynen kal. Öyle. Benim köyüm. Kaba tabirle. Bura bir ilçe. Kocaman bir ilçe ama. Burası benim köyüm. Evet. Burası benim canım. Burası benim ciğerim. Ben her doğduğumda tek kat bir ev vardı. O evin üzerine bir kat müsaade ediyor. Sadece ve sadece dediğim gibi kamusal binalar haricine. Evet. Tamam, niye kamusal binalar? Orada da öğrenciyi iki katlı yere sığdıramazsınız. Hmm. Mecburen çok kat veriyoruz. Onun haricinde 3, 4 haricine zerre çıkmadık çıkmayacağız da müsaade ettik etmeyeceğiz de. Neden? İlerleyen zamanlarda çok katlı binalar dünyanın her yerinde. New York'ta, ne bileyim Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görülecek. Ama buralarda, bu tip bakir yerlerde, kirlenmemiş ilçelerde, köylerde lütfen. Tabii nacizane de bir tavsiyem olsun. Köyler iki kattan, belki zorlarsa üç katta haricine müsaade etmesinler evet, lütfen. Etmemeli. Çünkü köy köydür. Evet, etmemeli. Tamam mı? Başkan, haklısın. Şehir şehirdir, haklısın, öyle bakmak lazım. Betonlaşmamalıyız. Kesinlikle, kesinlikle. Yani şimdi benim demirözüm bir taraftan sanayi şeyine giderken bir taraftan da o köy kültürünü de birlikte götürmeli. Kesinlikle. Yeşilliğiyle. Kesinlikle. Pancar tarlası, yoncasıyla. Öyle kesinlikle. Değil mi başkan? Kesinlikle. Biz 400 metrekare yerde 120 metrekare ev yapabilir, iki kat yapabilir. Bunun haricine müsamaha göstermiyoruz. Evet. Ya ben biraz daha büyüteyim. Hayır kardeşim. Orada yeşil alan olacak, orada ağaçlar olacak. Bayburt'un en büyük problemlerinden birisi yeşillik. Yeşil alan problemi var. Evet. Ya her taraf yayla ova ama yeşil yok. Neden yeşil yok? Ya arkadaş adam yapmışsın bu bahçeni. Bak ağaç getirip dağıtıyoruz evet. ücretsiz bir şekilde. Şimdi şey tarafa hiç girmedik biz. Demirözü barajımız bizim. Tabii. Demirözümüz artık turizm kenti gibi. Aynen öyle. Bir de Kenan Yavuz Müzesi var müzemiz akabinde. Müzemiz var. Evet, tabii ikisi, Avrupa tescilli. İkisi üst üste. Evet. Gelince tam bir başkan, turizm kenti oldu. Bizim Demirözü'nde bir yüksek okulumuz var. Var evet. Yurt durumumuz ne? Yüksek okulumuzu başlangıç noktasında Diyanet Yurdu açılmıştı. Fakat Diyanet Yurdu'nda bazı problemler oluştuğu için kapandı. Şimdi üniversitemiz işletiyor. Biraz önce göstermiş olduğumuz hastanenin taşınması ile sağlık ocağımız vardı. Sağlık ocağımız yurda döndü. Aynı zamanda üniversitenin kendi yurdu da vardı. Şu an hiçbir öğrencimiz yurt problemi, ev problemi yaşamıyor. Sadece ufak tefek mazeretler, bahaneler, lüks seven, başka evet. durum seven öğrenciler. Onun haricinde ben dışarıda kalıyorum diyen kimse yok. KYK yurtlarındaki standartlara uygun bir şekilde evet. yurdumuzda mevcuttur yani. Peki. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Biz